Open Doors, koronavirüs salgını ile mücadele sırasında Hristiyanların yardım faaliyetlerinden mahrum bırakıldıklarını bildiren bir rapor yayınladı. Kuzey Nijerya'nın Kaduna bölgesinde yaşayan Hristiyanların 6 kat daha az gıda yardımına ulaştıkları belirtildi. Open Doors, Birleşik Krallık tarafından açıklanan raporlarda, koronavirüs salgınıyla mücadele sırasında Hristiyanların yardım faaliyetlerinden mahrum bırakıldıklarını ve unutulduklarını bildirdi. Kuzey Nijerya'nın Kaduna bölgesinde yaşayan Hristiyanlar, diğer dinlere mensup ailelere göre 6 kat daha az gıda yardımına ulaştıklarını söyledi. Hindistan'daki Hristiyanlar, Dalit sınıfında yer alanlarla birlikte yardım sıralamasında geride kaldı. Kiliselerse radikal Hindu grupların kendi inançlarına dönüştürmek için Hristiyanlara rüşvet teklif edeceklerinden endişeleniyor. Sıkı önlemlerin alındığı Özbekistan'da yardımların dışında tutulan ailelere Open Doors gönüllüleri tarafından yardım yapılıyor. Open Doors Asya'da ismi açıklanmayan bir ülkede Hristiyanlara yardım dağıtmanın tutuklanma riski taşıdığını açıkladı. Güvenlik nedeniyle kendini Hana olarak tanıtan Open Doors gönüllüsü, insanların daha önce ağladığını duymuştum ama bu başka bir şey. Çok daha derin açıklamasında bulundu. Ayrıca Hristiyan hemşireler ve hasta bakıcılar inançları nedeniyle ek risklerle karşı karşıya kalıyor. Körfez'de ismi açıklanmayan bir ülkede Hristiyan hemşirelere koruyucu ekipman verilmeden Görevlerine devam etmeleri istendiği açıklandı. Başka bir Orta Asya ülkesinde ise koronavirüs hastalarıyla ilgilenmesi için özellikle Hristiyan sağlıkçıların seçildiği öğrenildi. Güvenlik nedeniyle ismi açıklanmayan hemşire, Hristiyan sağlıkçıların koronavirüs hastalarına bakması istendi. Bu zor zamanda Hristiyanlar, İsa'nın elleri ve ayakları gibi davranabilmek için dua ediyor ifadelerinde bulundu. Sahra altı Afrika'da da benzer sorunlar mevcut. Koronavirüs nedeniyle birçok kişinin işsiz kaldığı Etiyopya'da Hristiyanlar büyük zorluklar yaşıyor. Yeni imanlı olan 22 yaşındaki Yohannes, Mesih'e olan inancı nedeniyle evinden kovulduğunda Hristiyanlara sığındı. Ailesinin maddi destekte bulunmadığı Yohannes, yiyecek bulmakta dahi zorluk yaşadı.